Bana da vergi denetimi haberi geldi. Sanıyorum hafta sonu vergi denetçileri muhasebecimle denetleyecekler defterlerimi. Aslında bu rutin bir işlemdir. Vergi denetçileri birçok şirket sahibine çat kapı gider denetlerler ya da haber verirler. Bir denetleme yaparlar. Ama tabii kime yaptığın, neden yaptığın, ne amaçla yapıldığı, eğer bu kadar bozulmuş bir sistemin içerisinde hakkıyla yapılabiliyorsa bir anlam taşımaktadır. Bugün Türkiye'de bu sistemin dişlisi olmuş, bu sistemin sesini çıkartmayan arkadaşlarımız, oyuncu arkadaşlarımıza denetim yapılıyor mu acaba? Şimdi ben mesela bunu merak ediyorum. Bu arada ben her şey çok güzel olacak diyerek muhalif olmuş bir insan değilim. Ben bu garabet başa geldiğinden beri aslında gizli bir envanterleri olduğunu, Cumhuriyet'in değerlerine yönelik, Cumhuriyet'e yönelik çok yıkıcı girişimlerde bulunacaklarını geldikleri ilk günden beri söylüyorum. Sadece medyada artık çok fazla yer bulamadığı için açıklamalarımız, çünkü medya tekelleştiği için mesela siz de T24 olarak sosyal medyadan yayın yapıyorsunuz. Artık bizim sesimizi duyurabileceğimiz basın organı neredeyse kalmadı. O yüzden de böyle bir köşeye sıkışma durumu yaşanıyor. Bizi iyice köşeye sıkıştırma durumu yaşatıyorlar bize. Düşünsenize, benim ismim nedeniyle yaptığım işe hiçbir şekilde değer vermeden yaptığım işi Türkiye'nin birçok yerinde ben oynayamıyorum. Ben 30 yıldır oyunculuk yapıyorum. Ben Kayseri'de oynadım, Malatya'da oynadım, Hakkari'de oynadım, Artvin'de oynadım, Erzurum'da oynadım, Ağrı'da oynadım, Van'da oynadım. Diyarbakır'da oynadım, Niğde'de oynadım, Kırşehir'de oynadım. Bu şehirlerin hiçbirine gidemiyorum. Hem benim işimi engelliyorlar, hem benim yaptığım işle insanlara seslenmemin önünü kapatıyorlar. Hem yetmiyormuş gibi bu siyasi garabetin karşısında durduğum için, Cumhuriyeti yıprandıran bu eylemlerinin karşısında durduğum için bir de beni vergicilerine hedef gösteriyorlar. Vergi denetçilerine hedef gösteriyorlar. Ya kardeş, zaten ben her ay, her hafta savcılığa gidip halkı kin ve nefrete sevk etmek falan gibi uydurma bir suçtan ifade vermek zorunda bırakılıyorum. Bu ülkede bu halkı kin ve nefrete ulaştıran ben nasıl olabilirim? Ben bir tiyatro oyuncusuyum. Sosyal medya paylaşımlarım ortadadır. Bu paylaşımlar nedeniyle benim işimden attılar beni. Şehir tiyatrolarındaki görevimden atıldım. Tiyatrodaki görevimden. Hala hiç yılmadan uğraşmaya devam ediyorlar. Ateş olsalar cürümleri kadar yer yakarlar. Kardeşim sen devletsin. Devleti yöneten bir hükümetsin. Sen devlet değilsin. Bu yanlış anlaşılmanın önüne geçin. Yani bu hükümet, bu devleti yöneten hükümet kendini devlet zannediyor. Hukuku ne hale getirdikleri ortada. Hepimiz görüyoruz. Suçsuz insanlar içeride, uydurma suçlarla içerideler. Bir bankada mevduat olan insanları aldılar, içeriye attılar. Ergenekon'u yöneten Adalet Bakanı şu an yeni parti kurabiliyor. Döneminde Ergenekon garabetini yöneten kişi şu an yeni parti kuruyor. Bugün yarın o listede olan herkese gelecektir. Ama bu insanlar onurlu insanlardır. Şimdi siz sormadıkça onlar söylemeyecektir. Bakın siz bana sordunuz, ben söylüyorum. Ben çıkıp bunu bir yerde yazmam. Ben çünkü hatalı bir işlem yapmadım ki zaten. Zaten hani bütün kazançlarımın üstüne çökmeye çalışıyorlar. Bana para kazandırmamaya zaten çalışıyorlar. Bir de kazanmış olduğumuz paralar üzerinden girip bir de onları kontrol ediyorlar. Yıllardan beri vergisini düzenli ödeyen biriyim. Defterlerim düzenli jilet gibi tutulur. Çünkü her zaman için söylerim ama bu bir gün denetleneceğim diye değil, insan olmanın ahlakı nedeniyle, birey olmanın ahlakı nedeniyle ve buna inandığım için, gerçekten hani verginin geçerliliğine, kutsallığına inandığım için bunun böyle olmasını isterim. Ne yapabilirim? Gelsinler istedikleri kadar baksınlar yani. Sonuçta biliyorsunuz o kişiler ceza yazmak isterlerse yazmayı çok iyi biliyorlar. Yani işte yine en başa dönüyoruz. Devletin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kendine devlet zanneden bir takım insanlar tarafından kötüye kullanması. Onlardan aldığı güçle kötüye kullanması. Yani bu devleti sadece kendi siyasi görüşünün devleti zannetmesi, vergi denetimini sadece kendi dünya görüşünü kabul edenlere
iltimas geçilen ama kendi dünya görüşten olmayanlara ceza verilen bir yer olarak görmesi. Yani bireyden başlıyor. Ekipleri oluşturuyorlar. O ekiplere emir verenler var. Bu ülkenin Maliye Bakanı var. Ekonomi Bakanı var. Bir milyon tane insan var. Bunlar toplanıyorlar, bir araya geliyorlar. Siyaseten kendilerini eleştiren, yapmış oldukları şeyi beğenmeme hakkına sahip olan insanlara hedef gösterip, açığı varsa ayrı. Ama açığı olmayanlara da açık uydurmak başka bir şeydir. Bak, bunu yapmak çok korkunç bir şeydir. Ayıptır bunu yapmak yani. Çünkü oradaki insana diyor ki mutlaka bana en az 15-20 bin liralık açık getir. 50 bin liralık açık getir. Yani bir şey yokken ortada bunlar yapılıyor insanlara. Can yakılıyor.